Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Eylül 2021. Kuşlarla mücadelemiz devam ediyor. Ama o kadar çok meyve çıkıyor ki kuşlar yetiştiremiyor. Bakın şurada kopartmışlar, almışlar. Yani buna çok fazla serbest bırakmadıktan sonra kuşların bitirme ihtimali de yok. Boyu, fidanın boyu aşağı yukarı 70-80 santim. Ancak maşallah var gördüğünüz gibi. Kuşlara bırakmadan çok çok fazla da erişmesini, işte daha da tombullaşmasını beklemeden meyveleri yavaş yavaş topluyorum arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için kuş tehlikesini şöyle izah edeyim. Buralar çiçekli ve yeşil meyveye dönmüş kısımlar dalın. Şunlar olgunlaşanlar. Hemen üst kısımda daha önce olgunlaşanlar görüyorsunuz şöyle. Tamamen boşaltılmış görüyorsunuz. Yani ucundan havada asılı kalıyor, meyveyi yere düşürüyor ve yiyor. Bütün dallarda böyle 20'şer, 30'ar, 40'ar tane var arkadaşlar. Bakın meyve aralarında da var, görüyorsunuz. Yani kuşun ne kadar zarar verdiği ortada. Mesela bu küçük dalda bakın kaç tane koparılıp boşaltılmış görüyorsunuz. Meyve olgunlaşınca eğer toplamazsak hemen kuşlar müdahale ediyor. Bir arkadaşım kulakları çınlasın Yozgat'ta gocibiri yetiştiricisi bana ispinoz, saka türü ötücü kuşların havada askıda kalıp bunları aldığını söylemişti. Ben az önce girdim. 20 Eylül 2021 akşam saat 17. 8-10 tane serçe kalktı arkadaşlar. Fidanların dibinden. Arkadaşımın kulağına küpe olsun. Kuşlar çok seviyor bu meyveyi. Onlar da farkında. Bu da şaşırtıcı bir fidan arkadaşlar. Yani gerçekten hem kırmızı, hem yeşil, hem de çiçekleri var. Boyu 1 metre yok ama 6,5 ay oldu bu fidanlar dikileli. Niğdebor'dan Mahmut hocamızdan aldık. Çoğu boyatma heveslisi hala ancak bunu görüyorsunuz. Yerini mi beğendi nedir? Bu ve diğeri. Hem aşırı boy ve dal atıyor. Bakın şu an 2,5 metreyi geçkin. Benim boyum 1,88. 2,5 metre aşağı yukarı ve dalın ucunda bile meyve var arkadaşlar. Görüyorsunuz. En üst kısmında bile. Bunu daha fazla bağlamayacağım. Buradan aşağı meyve önümüze gelsin. Bu da öyle. Bu da çok verimli bir fidan. Tabi boylarına göre, yapılarına göre, cinslerine göre değişiklik gösterebilir ama seneye eğer ki üzerini kapatırsak arkadaşlar, üzerini kapatmazsak maalesef herhangi bir verim alamayız. Çünkü şu an şu kadar yerden 1 kilo kadar topladım. Ben sanıyorum ki meyve çıkmıyor. Halbuki dallara baktığım zaman her dalda 40'ar, 50'şer tane, 100'er tane boş meyve sapı var. Demek ki günlük kontrol edeceğiz. Günlük kontrol etmezsek kuşlar nasibini bolca alır.